Gördüğünüz gibi bir fuar alıcı ve satıcının buluştuğu ve bu buluşma ortamı içerisinde onların dışında şöyle bakılması gerekir. Bugün bir yörenin bütün insanları da o fuar sadece İzmir'in fuarı da değil. Bu Türkiye'nin fuarı arkadaşlar. Yani bunu fuarı bölelim. Blok fuarını da yaptık. Ama doğru işler yapmamız gerekiyor. Masiyatın bütün gayretine rağmen bazı arkadaşlar alınmasınlar, onlara da söylediğim olaydı. Orası bir aracı fuarı haline gelmişti. Bütün bloklarda markalanmış ve traderların markaları vardı. Halbuki yurt dışından gelen bir alıcı oradaki bloğu görecek, ocağa gidecek, ocaktan da o firma bir müşteri kazanacak. Diğerindeki olaya baktığınızda üreticiler üretmeli. Üretilmeyen üretici üretmiyor ise satış pazarlama da ayrı bir olay. Önce bilmeliyiz ki üzerimizdeki gömlek bile bizim değil. Ölüp gittiğimizde bu ülkede kalacak. Her zaman örneklerim. Vefik Koç. Adama bir kefeni bile çok buldular. Cesedini çaldılar. Yani hiç kimse şunu bilmeli. Elde edilen değerler bu ülkenin değerleri. Kaybettiklerimiz de bu ülkenin kaybettikleri. Dolayısıyla fuarda mutlaka bu fuarda Marble İzmir'de hamlelerimiz oldu. Bunlar sürdürülemedi. Bunun nedeni de çok üzgünüm ama sektördeki kendini kanaat önderi gören bazı kişiler bana kızacak onlar. Bize hiçbir faydası yok bunun. Ay ışığını görmek gerekir. Ay olmazsa geceleriniz aydınlanır mı? Esas ışık güneşten geliyor ama gecenizi ay aydınlatıyor. Mimarlarla ilgili de siz sadece standınızda bağlantı yaptığınız satışı görmeyin. Ciro değil önemli olan. Ben anılarımda yazıyorum. İflasın eşiğinden nasıl döndük? Projelerle ve Dolomit'le. Yani isim verirsem yanlış olur. Bir iki tane bu işe girmiş olan mermerci dedi ki hocam biz Dolomit'i almayı satmayı para katmayı öğrendik dedi. Haklılardı. Çünkü o standartları şimdi Japonya davet ediyoruz. Japonya standartlarda bir müşterimiz olur ise evladiyeliktir. Ama sizin de standartlara uymadığınız takdirde kaybedersiniz. Japonlar son derece bu konuda kuralcıdır. Şu anda size rakamları söyleyeyim. Türkiye'nin en pahalı, en çok satılan ülkesi Kazakistan, Türkmenistan. 4-5 milyon dolarlık sevkiyat yapmışız. Birim fiyatı 2000-3000 dolar tonu. O zaman demek ki çok satmak değil. Yüksek katma değer. Yüksek katma değer üretmemiz lazım. İsşehisar bu süreci yaşadı. Biraz önce verdiğiniz örnek bunun bir örneğidir. İlk yapılan ürünler henüz daha malzeme bilgileri yeterli olmadığı için ve alet edevat yeterli olmadığı için o arkadaşlarımızın kıt kanaat el becerisiyle harikalar yaratıyorlardı. Ama bugün ellerinde hem malzeme hem makine ekipman olarak çok daha güzel şeyler yapıyorlar. Yüksek katma değerli ürünler noktasında ihracat birincisi oldular. Evet. Daha yeni ödül Nasıl aldılar. geldik bu noktaya? Fuarla birlikte. Peki 89, 90, 91 geldik 95, 96 İsmail Bayram ben siyaseten bakmam. Rahmetli her vesileyle her belediye başkanına örnek gösterdim. İsşehisar'daki atölyecileri, aileleri, çoluğu, çocuğuyla otobüse bindirdi. Onlar geldiler, İzmir'i gördüler, denizi gördüler, fuarı gördüler. O
Mermerci arkadaşlarımız da teknolojiye ve rakiplerinin nereye doğru gittiğini gördüler. Hocam günümüz şartlarına dönmek istiyoruz. Evet. Günümüz şartlarında mermerin karşısına alternatif ürünler çıkmaya başladı. Alternatif ürünlerin haricinde seramikçiler tamamen mermer görünümlü fayans üretimleri ve buna benzer yapay malzemelerden oluşan birçok inşaat malzemesi mermerle karşısında sanki alternatif bir ürün gibi karşımıza gelmeye başladı. Uluslararası ekonomiyi düşündüğümüz takdirde bir krizden bahsediliyor ve üretim maliyetlerimizin çok yükselmesinden bahsediliyor. Bir başka tarafı ise oyuna yeni aktörler girmeye başladı. Brezilya gibi. Alternatif ülkeler girmeye başladı. İran gibi. Çok ciddi rakipler oluşmaya başladı. Ve zaten dünya pazarı artık gerçekten hepimizin bildiği bir pazar haline geldi. Ve alternatif pazarlar da araştırılmaya başlandı bu anlamda. Evet. Günümüz şartlarında üretim kısmına geçmek gerekirse mermer dünyası hakkındaki yorumlarınız ne olur? Önemli olan bir defa benim sektörümün şu anda, dün de bunu bu arkadaşlara açıklamaya çalıştım. Doğal taşın bir özellikleri ve öncelikleri var. Önce biz taşa saygı duymaz isek, ben bir gün dedim ki, Venüs heykelini yaratan heykeltıraş karısını heykeli okşadığı kadar okşamamıştır dedim. Çünkü heykeltıraş her bir vuruşundan sonra parmağı ile orayı bir defa bir kontrol eder. Bu bir, ya biz taşı, taş gerçekten hayat. Taş bizim hayatımız. Ona değer vermez isek başkalarının değer vermesini bekleyebilir miyiz? Birinci problemimiz bu. Taşa elmas gibi bakar ve işlersen kıymet kazanıyor. Evet, insan egosunda beni o kişiye kimlik kazandırdığını düşündüğü bir mülkiyet duygusu var. O insan bir şeyi, bir eve bir şeyi yaptığınız anda dahi o evin sahibiyle çocuklarının o taşa bakışı farklıdır. Çünkü evin sahibinde birçok anı vardır. Bakın, şuna bakıyorsunuz. Bunları biz bütün katılımcılara kongrede verdik. Biz mermerle bütünleşmiş. Buradaki VR gözlükle birlikte, buradaki bunu da koyduğumuzda, Davut heykeli yerine onu söyledim. Mutlaka Göbekli Tepe'yi koyun, şunu yapın. Şu anda bir Türk kualiteyle ilgili İMMİP'in çalışması var. Ya dedim, Türkiye'yi hatırlatacak bir şey koymanız gerekiyor. Bizim sektörümüzün kendisini geliştirip bunun üç boyutlu, bakın, buna özellik kazandıran ne? VR gözlük de teknoloji. Arkasındaki kim? Davut. 2000 yıl önce yapılmış bir heykelin imitasyonu. Ama çağrıştırdığı şu, Davut dediniz. Tarihle geldiğimiz teknolojiyi. O insanın dikkatini çekmek için konulmuş, önüne konulan VR gözlük. Bunu da bize yine Türk mermercileri üretti. İlk konuşmamızdaki noktaya dönüyorum. Yöneticilere bunu anlatmak lazım. Eğitim. Oradaki şirket kendisine çalışmıyor arkadaşım. Oradaki kişi önce sektöre, sektörü de temsil ediyor. Yaptığı bir hata var ise sektöre mal oluyor sonra. Nereden çıktı Turkish Stone sözü? Kim çıkarttı? Birisi diyor ki, hayır hocam, ben hiç böyle bir şey yapmadım. Peki kim yaptı? Giden malların A'yı gösterip de B'yi kim sattı? O hem kendine, hem sektörüne, hem ülkesine ihanet etti. Şimdi hazır konu buradan açılmışken, vasıflı eleman veya vasıfsız eleman.
elemanın vasıflısı veya vasıfsızı olur mu? Veya işverenin vasıflısı veya vasıfsızı olur mu? Önce en sondan başlayayım. Şu anda Çin'de mermer ocakları açılıyor. Kim açıyor? Çinliler. Hangi Çinliler? Türkiye'ye gelip buradan dönen Çinliler. Evet. Bizim eğittiğimiz Çinliler. Bizim eğittiğimiz Çinliler. Demek ki olaylarda eğer siz bir know-how, bir beceri, bir bilgi birikiminiz var ise bunlarla ilgili şu anda başa dönüyorum. Bunlar birbirleriyle ilgili. Bazı ülkelerde biz de aynı yoldan geçtik. Siz 1950'li yıllardaki mermerciliği, önce geriye gittik. Her şeyden önce bir defa yetişmiş eleman ihtiyacı, kalifiye işçi ihtiyacımız var. Ama amele bile bulamıyoruz. Amele kim? Taşıyıcı. En yani zor işi bir, veyahut da en basit işin amanet edildiği kişi. Şimdi bir gün Mevlüt Kaya demiş ki ben Faruk Hoca'yı demiş iş yapmak istiyorum. Ben hiç ondan para kazanmayayım ama fabrikama gelmesi bile bana para kazandırıyor. Şunu yaptım. Bir hat beslemecisi hep fizik gücü güçlü en aptal insanları koymaya kalkarlardı. İSKO'da beslemeciyi kalite kontrola bir hafta koyup kalite kontrolde beslemeye koyduk. Ve oraya besleme dediğimiz hatta girmeyecek, eskitmeye gidecek ve diğer mozaiğe gidecek olanları ayrı bir yere koyduk. Oraya bir tane gelen ürün paleti beslemek için iki tane de iki ayrı kaliteyi temsil eden ve hiç eskitmeye girmeyecekleri birisi de eskitme veya diğer profillerde falan kullanılacak taşlara koyduk. Ya hocam dedi, üretim bir anda o kadar arttı ki ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım dedim. Ben sadece hatta girecek olan taşın kalitesinin ne kadar önemli olduğunu beslemeciye öğrettik, bu kadar. Demek ki sizin beslemeci dediğinizin bile bir kalifikasyonu var. Bilgi sahibi olmak gerekiyor. Ve her bir aşamadaki bizim işçimizin bir değeri, bir kalifikasyonu var. İnsanların bunu öncelikle herkesin mesleğine saygı duyması gerekiyor. Lazım. Önce patron elemanlarına bugün daha çok sahip çıkmak istiyorlar. Özellikle bazı yerlerde, siz daha iyi bileceksiniz, işçiler ayrılmasın diye, mühendis ayrılmasın diye birkaç aylık parasını içeride tutarlardı. Evet. Nereler olduğunu tahmin edersiniz. Mutlu etmediğiniz bir insan sizi mutlu edebilir mi? İlk meslek yüksek okulu Afyon'da kuruldu. Henüz daha Afyon Kocatepe üniversite olmadan Anadolu Üniversitesi'ne bağlı olarak Aldemir'de daha önce kullanılmış bir iki bacaklı estesi gidip gördüm. Oraya baktım ve sistemin yönetiminde de seramikten gelen Eskişehir'den bir profesör arkadaşımız vardı. O da oradaki yeri bölmüş. Bir kısmını seramik, bir kısmını mermer. Yapmış falan, baktım. Önce dedim bir defa burayı bir mermer atölyesi veya fabrikası yapamıyorsanız atölyesi yapmanız gerekir. Ve bunun üzerine kısaca Torbalı'da okur bakarsınız bir proje hazırladım. Bu ülkeye 20 milyon dolar yılda para kazandırmak üzere uç ürünleri üretimini bilen formenler yetiştirecek bir okul. Okulun temeli fabrika okul modeli. YÖK her ne kadar bu sizin diyor ise benim modelim değil. Sizin modelinizi Türkiye'ye yaymak istiyoruz diye geçen yıl davet ettiler ben. Dedim benim modelim değil bu. Bu Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların uyguladıkları bütün teknikerleri ve mühendisleri öldüğü için cephelerde bir an önce yeterli kalifiye eleman yetiştirebilmek için fabrika okul hem eğitim veriliyor hem de tatbikat. Torbalı Meslek Yüksek Okulu'nun ilkesi buydu. Bunun üzerine
Öğrencilerimiz birinci sınıfta asgari ücret çalıştıkları süre içinde ikinci sınıfta asgari ücretin iki katını alacak bir model hazırladım. Ve ben böyle bir okulun kurulacağını söylediğimde, bakın bunu özellikle birçok arkadaşıma, akademisyenlere ve gençlere söylüyorum. Torbalı'da, Çamlık'ta bir toplantı yaptık. Kanaat önderlere arkamdan şu cümle sarf edildi. Pembe hayaller. Size göndermiş olduğum okulun ilk binasının restorasyonunu yaptırdık. Pembeye boyattırdım. Ve o okulun iki bölümü vardır. Birisi Bergamon Mermercilik Okulu'nu 2000 yıl önceyi çağrıştırır. Bir tarafı Efesüs, mermercilik Efes'i tanımlar ve ortadan postmodern yükselişle aradan da bir yükseliş tonozuyla birlikte Torbalı Meslek Yüksekokulu'nun yükselişi betimlenmiştir. Okulun bir de ocağa ihtiyacı vardı. Peki bir okul ocak işletebilir mi? Maden kanununa göre işletemez. O zaman okulun statüsünü değiştirmek lazım. Vecdi Gönül, o dönemde daha önceki İzmir valisi, Sayıştay'da başkanı ve Torbalı Meslek Yüksekokulu özel bir statü ile kuruldu. Ve bu statü yapılırken o dönemde 14 tane bakan bütçe dışı ve bir başbakan Süleyman Demirel'in imzasıyla o günün parasıyla 5 milyon dolar verildi. Para bankaya çek Torbalı Meslek Yüksekokulu'nun müdürüne, bana isim geçiyor orada kararda da, Yüksek Planlama Kurulu karar veriyor. Peki bu kararın çıkartılmasıyla ilgili hazırlıkta 150 tane mermer firmasının görüş ve önerileri var. Bu defa bizim Torbalı'daki bu başarı üzerine Türkiye'de 6 tane daha Meslek Yüksekokulu mermer programlarını açtı. Bugün hangileri var? Başa dönüyorum. Bir, MYK Akt bir defa konumunu yerine koymalı. Meslek yüksekokullarından dikey geçişler sınırlandırılmalı. Gençlere ve sektöre son olarak da sözlerimizi toparlamak gerekirse ne tavsiye edersiniz efendim? Her gence önce şunu söylüyorum. Dağdaki çalı bile olacaksan en görkemlisi ol. Yani önce birisinin aşk olmayan bir yerde meşk olmaz Mehmet Bey. Öğrenci öncelikle mesleğini sevecek. Mehmet Bey, öncelikle şu problemi çözemiyoruz. İşverenlerimiz kendi egolarını bırakmak zorundalar. Bunu bırakanlar başarılı oluyor. Gençleri de dinlemek gerekir. Ama gençlerin de deneyimlerini yaşlı olanlardan al. Ben her gittiğim ocakta, her gittiğim fabrikada, atölyede bir şey öğreniyorum. Bugün Türkiye çözüm istiyor ise, bir yapılanmak istiyor isek, hem hepimiz egomuzu bırakacağız. Ben bugün her gittiğim ocakta önce oradaki çavuşla konuşuyorum. Çavuş 24 saat orada, ocakta. Önce onu dinliyorum. O bana öyle bilgiler veriyor ki, benim günlerimi, aylarımı kazandırıyor bana. Veya bir fabrikaya gittiğimde bir kalite kontrolde problem var ise, veya üretim hattını geziyorum önce. Epoksi hattına bakıyorum. Yine bir firmada. Ya bak, daha sonra dedi ki hocam dedi, bütün ekibi dedi değiştirdim. Kusura bakma, iyi halt etmişsin dedim. Problem ekibinde değil ki, sende dedim. Önce onları eğitmen lazım. Çünkü senin kurmuş olduğun sistemde eksikler var. Sen bu eksiklerin farkı, onun için bir şu kadar bin dolar daha yatırım yapmam lazım. Ha demek ki dedim, elemanda değil problem.
Dolayısıyla biraz önce ilk sözüme başlarken de 4M artı iyi dedim. 20. yüzyılın son çeyreğinin önemi management, yönetim. Ondan sonra bakın paranız olabilir. Bugün parası olup da batan şirketleri gördünüz mü? Üretirken batanları gördüm. Ve bir şey daha var. Mermer ihanet sevmez. Mermer sektöründen başka alanlara girenlerin başarılı olduğunu gördünüz mü? Yok. Özel terzilik gibidir mermercilik. Ben fuarda halen kuyumculuktan gelip de bir ara ciddi paralar kazandıktan sonra bırakmış ama halen mermer fuarlarına gelip gezenleri görüyorum. Kendini yaratan mermerci var heykelde. Ve ben bunun örneklerine çektiğim fotoğraflar var İtalya'da da. Önemli olan bir bilsin ki mermerci şunu, onu bugün bu noktaya getiren o taş. Evet. Ve mermer iki yerde para kazandırır. Bunu da hepsi. 11 çeşit mermer yönetim tarzı var. İki yer önemlidir. Ocak, satış pazarlama. Fabrika bu aradaki sistemi kurar. Ama pazarlamacı bu olmadan yapamaz. Ocakçı da bloklarını satar ise kendisini kaybeder bir süre sonra. Bugün modalar değişiyor. Bu sektör anlatılmaz, yaşanır. Bu insanların ilk başta da söyledim. Ben bir defa bu çok samimiyeler. Eğer birisi zarar veriyor ise kendisine bilin ki önce o insan biraz önceki cümlemi bilmeli. Önce taşa değer vermeyen bir insan diyor ki Alman bir sözü var. Bir fenike, aslında bu deyim Finikelilerden kalmış. Ama bu bir fenike değer vermeyen bir fenik etmez derler. Dolayısıyla önemli olan sektörde birbirimizi dinleyebilmemiz gerekiyor. Bu vesileyi yarattığınız için eğer beni dinleyen ve eğer dokunuşum ona gerek moral, gerek para, maddi, gerek manevi, sevgi bir şey katabilmişse ne mutlu bana. O zaman demek ki bilgi ve sevgiyi paylaşabilmişim. Evet. Evet kıymetli izleyicilerimiz, umarım Faruk hocamızın bu birikimlerinden sizlerin faydalanabilmesi için bir basamak olduk. Elbette ki bizim de kendi payımızı aldığımız birçok konu oldu ve olacak da. Sormaya devam edeceğiz. İnşallah hocamız da anlatmaya devam edecek. Hoşça kalın ve dostça kalın diyoruz.